Herkese merhaba. Uzun bir zaman önce Twitter'da bir tweet atmıştım. Demiştim ki baştan sonra uçtan uca bir ürün geliştirme video serisi çekmek istiyorum diye. Tabi o zaman aklıma böyle çok net uygulayabileceğim bir uygulama fikri gelmemişti. Ve o planlaması bir hayli uzun süreceği içinde ve işten güçten de dolayı tabii ki öyle bir video serisi yapamamıştım. Ama tekrardan fırsat ayağıma geldi diyebilirim. Sağolsun arkadaşım Adem İlter bir süredir bir namaz vakti uygulaması üzerine çalışıyor ve tabii ki web üzerinde geliştirdiği için de mobil cihazlara uygun geliştirmesine rağmen mobil cihazların bazı özelliklerini özellikle işte bildirim gönderme widgetler, lock screen widgetleri gibi özellikleri tabii ekleyemiyordu. O yüzden de benden rica etti. Dedi ki bunun bir mobil uygulamasını yazabilir miyiz diye. Ben de tabii, tabii ki yazabiliriz dedim ve bu video serisine de bu şekilde başlıyoruz. Native olarak bir namaz vakitleri uygulaması geliştireceğiz uçtan uca bütün süreçleri anlatarak. Herhangi bir hazırlık yapmadan giriyorum bu videoya. Normalde diğer Swift UI videolarında videodan önce bir Deneyip oluyor mu olmuyor mu nasıl oluyor diye öncesinde bir görüp ondan sonra anlatıma geçiyordum. Burada birazcık daha geliştirirken kayda devam ederek yapacağım her şeyi ve tabii ki hani aradaki o e eveleme gevelemeleri e muhtemelen kesip atarım ama oralarda da ekstra bilgi vermeye çalışacağım. Bir seri olarak yapmaya çalışıyorum yani bu ilk video e belli noktalarda durdurup ikinci videonun girişini yapıp aslında aynı seans içerisinde geliştirmeye devam edeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Tabii hemen böyle kolları sıvayıp Xcode'da yeni bir proje açmadan önce bir uygulama geliştirmeden önce uygulamanın belli başlı spekleri nasıl özelliklere sahip olacak arayüzleri nasıl tasarlanmış bir onları görmemiz gerekiyor. O yüzden öncelikle şöyle bir Figma'yı açmak istiyorum. Figma'yı açtığım zaman Adem'in bana hazırladığı gayet temiz, basit arayüzlerle karşılaşıyorum. Şöyle bir arayüzü var uygulamanın. Tek ekranlı bir uygulama, o yüzden de aslında teknolojiyi hemen karar verebiliriz. Yani zaten Swift UI ile yapılması gayet mümkün bir uygulama. Çok fazla ekranı olan, çok fazla navigasyonu olan, geçiş olan daha kompleks uygulamalarda her zaman UI kiti tavsiye ederken, Swift UI bu tarz böyle basit tek ekranlı uygulamalarda çok daha ideal oluyor. Aynı zamanda arayüz veriye bağlı çok sık değişeceği için yani sık değişeceğinden kastım herhalde her saniyede değişmiyor. Her ne kadar şurada bir timer olsa da içeride geriye doğru sayan bir süreç olsa da sık değişeceği için vakitler arası geçişlerde yine arayüz değişiklikleri olacağı için bunların hepsini bir yapı içerisinde tutabilmek adına bir deklaratif yapı içerisinde tutabilmek adına Swift UI benim tercihim olacak çok da kompleks bir uygulama da değil rahatlıkla bunu geliştiriz diye düşünüyorum hem de arayüzleri geliştirmek son derece keyifli oluyor onu da birazdan görürüz uygulamayı geliştirirken şimdi onun dışında tabii Swift UI'ya karar verdik belki ama onun dışında başka karar vermemiz gereken şeyler de var şimdi öncelikle şu üst tarafa bir bakıyorum üst tarafta aslında statik diyebileceğimiz bir yapı var sadece içerisindeki içerisindeki veri değişiyor layout çok değişmiyor onlar değişiyor yazılar değişiyor Onları görüyoruz ve orada bir timer süreci var. Daha sonra aşağıda da e, 6'ya eşit bir şekilde bölünmüş bir aslında listemiz var diyebiliriz. Ama burada liste kullanmaya gerek yok çünkü scroll eden bir yapı değil. Her telefonda işte şu yukarıdaki alan belli bir yere kadar küçülebilir. O yüzden alttaki kısmı böyle belli bir işte yüksekliği vardır bunun. Şöyle inspect'ten bakarsak e, nereden görüyoruz onu? Şöyle 78.5 point bir e, yüksekliği var. 78.5 point, 78 pointlik bir yükseklik verebiliriz her bir satıra. E, mevcut vakitin etrafı böyle işaretleniyor, onu gördüm. E, bunlar gayet kolaylıkla Swift ile yapılabilecek şeyler. Tabii renkler değişiyor, her vakitte renk değişiyor. O yüzden burada bir stil gayri ihtiyacımız var. Buradakiler V2 ama şurada belli başlı renkler var. E, bu örnek üzerinden gidersek buradaki renkleri tek tek uygulamanın içerisine eklememiz şart sadece iki vakit içinde değil sanırım. Şöyle bir uygulamayı kendisini açıp aslına bakabiliriz renkleri ama şimdilik şu temel renklerden gidelim. Daha sonra diğer renkleri de çeşitlendiririz. Veri yapısı da gayet basit gözüküyor. Şu an elimde API yok. API için Adem'den API endpoint'ini isteyeceğim. Elimde veri olmadığı için de öncelikli olarak arayüzleri oluşturmayla başlayacağım. Bir karar vermem gereken konu bu uygulama localization olacak mı? Localization olacaksa ona göre tasarlamam gerekiyor. Kodun yapısını, projenin yapısını. Olsun istiyorum ben yani buradaki vakit isimleri hem Türkçe yazsın hem İngilizce yazsın. Şimdilik iki dil yeterli. Daha sonra diğer dillere destek adına da başka araçlar kullanarak dil çevirilerini açabiliriz. Bu da güzel bir fikir olabilir. Bir de tabii yukarıda bir şehir giriş ekranı var. Ki Adem'in paylaştığı beta uygulamada da önce size bir ülke seçimi ve şehir seçimi yapıyor. Ben bunu başta çıkartmayacağım ülke seçimi ve şehir seçimi. Yani uygulama açıldığında belki çıkartabiliriz ama burada bir ayarlar gibi bir şey koyabiliriz. Ona bastığı zaman da bu şehri değiştirebilir. Onun dışında ileride başka ayarlar da yapmamız gerekirse belli temalar belki ekleyebiliriz. İlerleyen versiyonlarda onlar için de güzel bir yuva olur o ayarlar ekranın. Şu an için gayet basit gözüküyor. İsterseniz ufaktan şu ara yüzleri oluşturmaya başlayalım. Zaten birkaç tane komponent var. Şuradan tahmin ettiğim üzere yani yarım saatten az kaldığı zaman şöyle koyu renkle gösteriyor. Ana rengiyle gösteriyor. Onun dışında işte ikonlarımız var. Bunları tek tek export edip içeriye alacağız. O zaman hemen Figma'yı bırakıp Xcode'a geçebiliriz. Yeni bir Xcode projesi oluşturalım. Evet çıkan ekranda bize nasıl bir uygulama yapmak istediğimizi soruyor. İsterseniz önce iOS'ten başlayalım sonra yavaş yavaş watchOS ve macOS gibi şeyleri de ekleyelim. Yavaş yavaş olacak zaten çok çok video geçmesi gerekecek oraya gidene kadar. Öncelikle app'ten başlayalım. Hemen buraya Adem'in verdiği isim olan vakitleri veriyorum. Com.seyfettin bizim Adem'in ortak bir takımımız yok o yüzden böyle yapıyorum. Hatta kendi accountumu da seçiyorum. Daha sonra interface olarak Swift seçiyorum. Tabii ki Swift UI ile geliştireceğimize karar vermiştik. Zaten dil olarak Swift'ten başka bir şey seçemem. Testler de içerisinde olsun. Core Data'yı şimdilik eklemeyeceğim çünkü belki ileride böyle aylık falan çekiyorsak vakitleri o zaman Core Data'yı açıp içeride belki saklayabiliriz. Tekrar tekrar veri çekme olmasın diye. Ama Core Data relational bir database bazen ona bir ihtiyaç olmuyor. Çok basit bir şekilde dosyada tutabiliyoruz veriyi. Hemen next diyelim ve projemizi burada oluşturalım. Bize boş bir Swift UI projesini oluşturdu. Bir app klasörümüz var burada app'imizi konfigüre edebiliyoruz. Bir de şurada yukarıda vakitlere basarsak şu projeyi de projemizde bir konfigüre edelim. Birisi iPhone, iPad, Mac desteği diyor. Ben şimdilik Mac ve iPad desteğini kaldıracağım. Sadece ve sadece iPhone desteği olacak. iOS sürümü olarak da. Ee, muhtemelen 15'i seçeceğim 15 ve 16 gayet iyi son iki sürümü destekliyor olacağım Sola ve sağ çevirme olmayacak uygulama sadece dikey çalışacak Bunları da kapatmış oldum buradan ayarlardan Şu an gayet e, Basit konfigürasyonu yapmış oldum Şimdi gelelim content view kısmına content view de bana Standart jenerik bir e, Arayüz veriyor bu arayüzü Adem'in yaptığı arayüze göre güncellemek istiyorum. Ama isterseniz önce yapı taşlarımızı bir projenin içerisinde dahil edelim. Yani bu dizayn e, design sistem kavramı ile birlikte aslında buradaki tasarıma bakacak olursanız font size'lar belli. Onların isimleri de belli, tipografisi belli. E, İkonlar belli, renkler belli. Gerçi renklerin hepsini belirlememiş. Onu Adem'den teyit ettim. Onları tek tek demodan almamız gerekiyor. Demo uygulamadan almamız gerekiyor. Ama burada belli bir şeyler var. Komponentler vesaire de burada Figma'da yapılmış. Aslında bir developer'ın istediği tasarım bu şekildedir. Her türlü komponentler, bütün state'ler ele alınmış şekilde bir sunum yapılırsa developer'da de bunu çok daha kolay bir şekilde uygulayabilir. Hatta ve hatta Developera ilk başta sürecin içerisine dahil etmek bu tarz böyle özellikle geliştirme sırasında başımıza gelecek zorlukları da erkenden ortadan kaldırmıza yardımcı olabilir. Çünkü bazen dizaynın aklına gelen bir fikrin çok ufak bir değişiklikle development'ta çok kolay bir şekilde yapılacağı gerçeği var. O yüzden developer'ların fikrini de almakta fayda var. Ee, bu konuda biliyorum bazı tasarımcı arkadaşlar buna pek sıcak bakmıyor ama hem developer arkadaşlar hem tasarımcı arkadaşlara bu tavsiyeyi vereyim. Ne kadar erken dahil olursanız tasarım süreçlerine yazılımcı arkadaşlar için söylüyorum sizin için o kadar iyi olur diye söyleyelim ve e, nasihatı bırakıp uygulamayı geliştirmeye devam edelim. Şimdi Xcode'u tekrardan açıyorum ve e, arayüzüm tekrardan beni karşılıyor. E, ne demiştik? Style Guide'ı oluşturacağız demiştik. Şimdi bizim renklere ihtiyacımız var. Renkleri eklemenin birçok yolu var. Bunu ben kodda da bir direkt e, statik bir veri olarak da renkleri ekleyebilirim ya da şurada assets'i kullanabilirim. Assets'i kullanmamın Şöyle bir kolay tarafa, ileride bir dark Mode eklemek istersem, ya da farklı dillere farklı renkler koymak istersem, ya da e, aksesibiliti özellikleriyle yüksek kontrastlı bir şeyler yapmak istersem, buradaki renklere kolaylıkla yeni kombinasyonlar ekleyebiliyorum. Ama kodda verilmiş statik bir rengin e, sadece tek bir değeri olabiliyor. E, renk hiçbir zaman tek bir renk değildir diyelim ayırisın içerisinde ve buradan aslında başlayabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, şu şekilde yapabiliriz. Bir isimlendirme konvansiyonu üzerinden gidebiliriz. Yani mevcut vakit imsaksa imsan, imsak rengi, imsan sabah rengi gibi böyle e, güneş rengi işte öğle rengi gibi bir isimlendirme üzerinden gidebiliriz. Şöyle yapacağım. Birincisi sadece light modda çalışacak. Universal bir rengi olacak ve bu isimlendirmeyi yaparken de İngilizce geliştirdiğimiz için İngilizce isimlerinden gidebiliriz. Öncelikle tabii benim şuradan örnek bir Mac uygulaması var. Oradan bir bakmam lazım. Bazen unutabiliyorum isimleri. Şöyle Fajr diyelim ve tekrardan Fajr diyelim. Bu birinci rengimiz olsun. Şimdi bunu birkaç defa böyle duplike edeceğim. İkincisi Sun diyelim. Bu şekilde 6 tane boş şu an beyaz olan renk ekledim. Şimdi bunları tekrardan duplike edeceğim ve tekrardan bunları tek tek gireceğim. Evet şimdi renklerin hepsini oluşturduk. Hepsi tabii ki de boş beyaz ve şu an Adem'in Twitter'ına gidip oradaki renkleri alma zamanı tek tek bunları alacağım. Evet biraz zahmetli olacak ama e, bittiğinde en azından bir set olarak bütün renklerimiz olacak. Ben bu burada Sip diye bir uygulama kullanıyorum. Şöyle alabiliyorum rengi içeriden. Fakat tabii bir de en tepedeki renk var. Onu da almamız lazım. Bir header rengimiz var. Onu da alalım. Şöyle onları da tek tek oluşturalım. Hepsinden birer tane seçeyim. Duplicate diyeyim. Tabi bunu ben JSON olarak açıp bu aslında bir JSON dosyası. Tek tek onu da o şekilde editleyebilirdim. Ama bu şekilde yaptık. Evet hexadecimal olarak gireceğim hepsini. O yüzden formatı da hexadecimal haline getiriyorum. Tekrardan kaydetmeye başlayalım. Hatta şöyle şunu iyice kenara alalım küçültelim. Bunu da böyle küçültelim ki almamız hızlı olsun. Sanırım bütün renkler tamamlanmış oldu. Biraz uzun sürdü tek tek elle almak ama sonuçta tamamlamış olduk. Bütün renklerimizi eklemiş olduk. Hemen tabi burada bir commit atabiliriz. Başladık projeye. Buraya yaptığımız değişiklikleri bir commit olarak atabiliriz. Bunu yapalım. Eksiklik olmasın. Şöyle bir fork diye bir tool tavsiye ederim. Şöyle açalım şunu. Aynen bütün değişiklikler burada zaten. Şöyle commitimizi yapalım. Proje geliştirirken sık sık yaptığımız her kod parçası ya da ilerleme ile ilgili bir commit atarsak gayet güzel olur. Ben de buna dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi renkleri ekledik. Font size kaldı. Bir de renkleri verecek bir klasi ihtiyacımız var. Çünkü ben SwiftUI içerisinde herhangi bir şekilde bir yerde color lazım olduğunda buradaki renkleri kullanabilmeliyim. O yüzden de bir bize yardımcı olacak bir sınıf kullanacağız. Şöyle tekrardan new file diyorum şöyle sağ klik deyip herhangi bir dosyanın üzerine getirip new file diyebilirim. Klasör olmamasına dikkat edelim. Swift file diyorum ve buraya diyorum ki Color artı vakitler. <laughs> Gayet güzel. Hemen Swift UI import ediyorum. Daha sonra diyorum ki extension Color. Renklerimi e, extend edeceğim. Şimdi burada tabii ihtiyacımız olan şey bizim o az önce oluşturduğumuz isimlendirmeye dikkat edecek olursak burada mevcut vaktin ismi ve daha sonra o mevcut vaktin içerisindeki diğer vaktin, göstereceğimiz vaktin ismi yer alıyor. Ona göre bir aslında fonksiyon yazabiliriz. içerisinde iki tane parametre alacak. E, parametre olarak vakit alması lazım. E, vakit için öncelikle vakiti tanımlamamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir dosya daha oluşturuyoruz. Buna da Prayer Times diyebiliriz. Bunun içerisinde Foundation olabilir. Bir inam oluşturacağım. Buna diyeceğim ki Prayer Times oluşturalım. Birkaç tane zaten şey olacak. Yine İngilizce isimlerle yapıyorum. Hatta bunun tipine de String diyorum ki ee, direkt buradaki değeri string olarak alabilirim. Şöyle sun diyelim. Daha sonra bütün vakitleri de buraya yazmış, oluşturmuş oldum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. statik diyeceğiz. Function color prayer times diyelim. Target prayer times diyelim. Bu şekilde bir fonksiyon yapmış olduk. Bu da bize bir color dönecek. Statik bir fonksiyon olarak color'ın içerisine ekledik. Şimdi ne döneceğiz? Şunu döneceğiz. Hatta zaten hepsinin düz bir string olduğu için şu şekilde de yapabiliriz. String interpolation kullanarak basit bir şekilde current inamın ham değeri, string değeri tire koyuyorum araya bir tane. Target da yine row values'unu alalım. Bu ikisini birden aldıktan sonra Return diyorum, Color. Burada name alıyor zaten içerisine. Direkt string diyelim. Hatta string demeyelim buna. Color name diyelim. Color name diyelim. Sanırım bu geriye opsiyonel bir şey dönüyor. Biz bu şekilde tanımlamış olduk. Direkt veriyormuş zaten. Tamam bu şekilde bir Color Extension'ı yaptık. Şimdi burada Content View'un içerisinde bir şeyi mesela renk vermek istersek burada o Color'ı kullanabileceğiz. Şimdi buraya kadar renk kısmı tamam. Şimdi sıra geldi Font'a. Font tarafına da hemen tekrardan Figma'mıza dönüyoruz. Zaten bu fontla bu font aynı. Hemen gözümüz kestiriyor. 18 punto 500 weightlik bir San Francisco Pro Text. Bu da güzel bir şey bu arada. Daha sonra ileride belki Dynamic Type vesaire de ekleyebilir. San Francisco burada bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Yine burada Pro Display var ama zaten sistem belli bir puntuğun üzerine çıktığımızda otomatik olarak Display Font ve Text Font arasında geçiş yapabiliyor. Bu da güzel. 34 piksellik bir tane fontum var. 18 piksellik bir tane fontum var. Yine 20 piksellik bir fontum var. 34, 20 ve 18 Buradaki neymiş? O da 14. Bunları bir yapalım. Şu şekilde tekrardan geliyorum. File, new file diyorum. Bir Swift dosyası daha. Font artı vakitler. Tamamdır. Şimdi buraya tekrardan Swift UI entegre ediyorum. Ve diyorum ki extension font. Burada e, artık veriye dayalı bir şey dönmeyeceği için direkt statik var dönebilirim bunun içerisinde de kaç tane fontumuz var bir tanesi işte title olabilir title font olsun duration kısmı olsun bunlara kendi isimlerini verelim yani ya da çift isimli yani design token mantığıyla da yapabiliriz şöyle yapalım buna caption diyelim Buna body diyelim. Buna title 1 diyelim. Buna da title 2 diyelim. Title 1 diyelim. Tip olarak zaten font var. Bunun içerisine return diyorum. Font nokta system fontu verebiliyoruz. Sanırım bu hepsini destekliyor. Burada font nokta system diyoruz. Size olarak kaçtı? Title 1'imiz. 34 pikselde 34'ü buradan veriyorum. Weight olarak da neymiş bunun ağırlığı? 400'müş. Yani regular. Title 1'i yaptım. Diğer fontlar için de yapacağım aynısını. Bir tane body fontu için yapacağım. Bir tane caption için yapacağım. Bir tane de duration Duration'a direkt ne diyelim ona? Title 2 diyelim. Title 2 diyelim. Bunlara bakalım hemen. Title 2'nin bir boldu var, bir şey var. Oraya sonradan geleceğiz. Şimdi düz yazalım. Daha sonradan buradaki şekillendirmeyi yaparız. 20 pikselmiş bu. 20, 14, 18 galiba. Evet. Body. 18 ama weight medium. Caption'ın 14 weight'i regular. Title 2'nin ise işte geç saatte kayıt yapmanın zararları unutup duruyorum. 20 piksel imiş. Bunu da şimdilik regular yapalım. Daha sonra orada attribute string kullanacağız. Şimdilik bu şekilde yapalım. Şimdi bunları yaptık. Burada ilk videoyu bitirelim. Zaten hani giriş olarak belli bir süreyi aşmış olduk. Bir sonraki videoda hemen arkasından bu sistemi entegre etmeye devam edeceğiz. Arayüzü oluşturmaya başlayacağız. Temel yapı taşlarını koymuş olduk. Hemen bir sonraki videoda görüşmek üzere.